Herkese merhaba. Kardeşimin kitaplığından sesleniyorum. Bugün sizlere burada iki tane kitaplık var. Bir tanesi Hasan Ali Cüya klasiklerinden oluşuyor. Diğeri de Harry Potter, Stephen King ve daha birçok yazarın kitabı olan kitaplık. Yani daha çok karışık bir kitaplık aslında. Bugün ben klasik kitapları göstereceğim. Bir sonraki videoda da diğer kitaplıktan bahsedeceğim. Çok fazla uzun video olmasın. Ben okuduğum kitapların çoğunu buradan da alıyorum. Tabii siz görmüyorsunuz benim kitaplığım ayrı. Erce onun videosu da gelecek tabii ki. Burada klasik kitaplardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdiden elim sallanırsa kusura bakmayız. Çünkü kamerayı sallayabilirim gösterirken. Buradan başlamak istiyorum. Dostoyevski kitapları var. Kardeşim okumayı gerçekten çok seviyor. Yine suç ve ceza. Kumarbaz, Ezilenler, Beyaz Geceler, Yer Altından Notlar, Öteki, Karamazov Kardeşler, Budala kitapları mevcut. Ben buradan Yer Altından Notlar ve Beyaz Geceler okuyup çok sevmiştim. Yine diğerlerini de okumak istiyorum ama bir türlü vakit bulamadım maalesef. Burada da tozlanmasın diye kardeşim bunları koymuş. Şöyle fena bir gece. Buradan da gösterelim. Gelecekten beklentiler. Bunlar kısa klasikler şöyle altın böcek diye ve devam ediyoruz yine Tolstoy'dan Savaş ve Barış Kafkas Tutsağı, Anna Karina ve Diliş var ben Kafkas Tusağı'nı okumuştum bir de burada Ivan İliş'in ölümünü ölümü var yine onu da okumuştum ve çok sevmiştim tavsiye ederim bu arada kalın kitapları okumaya henüz cesaretim yok ama okudukça tabii ki yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Bu ilk raf böyleydi. Burayı sizlere göstermek istedim. Gerçekten çok güzel görünüyorlar ve kardeşim dediğim gibi bunlar okumayı çok seviyor. Ben de okumayı çok seviyorum ve bu şekilde bir kitaplık oluşturduk ikimiz birlikte. Bir diğer rafa gelecek olursam şöyle. Burada İlyada ve ot Otsea var. Umarım doğru okuyorumdur. Yine Germinal var. Monte Cristo Kont 2 ve 1. cildi var. Yine bunları okumadım. Gerçekten cesaret gerektiren kitaplar ama okuduktan sonra herkesin çok sevdiğini bildiğim için ben de okumak istiyorum. En kısa zamanda bakalım. Oblomov var. Okumuştum. Çok sevmiştim. Size de tavsiye ederim. Yine Ölü Canlar Gogol'dan. Kendime Düşünceler. İki Şehrin Hikayesi. Kamelyalı Kadın. Bir idam mahkumunun son günü var. Yine bunu da okuyup çok sevmiştim Victor Hugo'dan. Hatta Notre Dame'ın Kamburu kitabını da çok merak ediyorum. Bakalım ne zaman okuyacağım. Sefiller 1 ve 2 var. Gördüğünüz gibi. Hatta şunları da göstereyim. Bu arada kardeşim bunu okumaya başladığı için burada unutmuş. Çarpık Evdeki Cesetler. Agatha Christie'nin okuduğu ilk kitap. Belki sever bakalım. Burada yine Oscar Wilde'ın bir kitabı var. Ve Karaşotunun kontu var, şöyle görebilirsiniz. Burada da Sfens, var. Çok okuyamayacağım değişik yazılar. Ee, bir sonraki rafa geçecek olursak, ee, burada da yine Oscar Wilde'den Dorian Gray'in portresi var. Kardeşimle ben okuyup çok fazla beğenmiştik. Hatta onda favorilerine benim de. Burada yine sis var. Okudum ve çok beğendim. unamına Muna'dan sis kitabı. Herkese şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan. Madame Bovary. İyinin ve kötünün ötesinde. iki büyük dünya sistemi hakkında diyalog. Bunu almıştık biz ama e, okuyamayacağız galiba. Galiba içeriği bayağı ağır bir kitap. Okuduysanız yorumlarda beklerim ama kimsenin okuduğunu düşünmüyorum yani. Görmedim kimse de. Gurur ve Önyargı'yı ben okuyup yine çok beğenmiştim. Böyle söyledi Zerdüş kitabı. Devlet. Aa, Dostoyevski'den Ölüler Evi'nden anları buraya koymuş. Ömer Hayyam Dörtlükler. Yüzbaşının Kızı. Ben Yüzbaşının Kızı'nı okumuştum ama sadece Yüzbaşının Kızı olarak okumuştum. Bu bütün hikayeler öykülerinden oluşuyor. Yani öyküler bütün romanlarından oluşuyor diyebilirim. O yüzden bunu ayrıca aldık. Goryat Baba'yı okuyup yarım bırakmıştım. Ben Doğan Kitap'tan okumuştum. E, ilerletemedim. Başka zaman tekrar okumayı düşünüyorum. Yine Robinson Cruise var. Denemeler. E, burada okuduğum çok fazla kitap yok galiba. Paris'te Katliam. Şöyle yazarlarını tek tek okumuyorum. Siz görüyorsunuz yakından gösterdiğim için. İkinci Edward Othello. William Shakespeare ben hiç okumadım. E, kısasa kısas. Kral Lear. Bir Yaz Gecesi. Rüyası galiba. Bunu okudum mu? Çok hatırlayamadım ama burada da David Copperfield var bu şekilde. Dickens'tan da ben hiçbir kitap okumadım diyebilirim. Bunlar da böyleydi. Bu kitaplık bu şekildeydi. Gösterdiğim gibi yine burada William Shakespeare'den Venedik Taciri var. Sığmadığı için buraya koymuş olmalı. <laughs> yine bunları da göstereyim. Halit Ziya Uşaklıgil'den sade bir şey. Biz bunları okumadık hala. Okumaya fırsat bulamadık. Dama taşları var Ömer Seyfettin'den Burada da Mehmet Rauf'tan Bir Hastalığın ilacı kitabı var. Bunlar böyle bir günlük hatta bir yarım saatte bir saatte okunabilecek kitaplar ama aldık öyle duruyor. Aslında ben unutmuşum bunları aldığımızı okuyabilirim diye düşünüyorum. Bu aralar böyle kısa kitaplara ihtiyacım var gerçekten. Bu kitaplık bu kadardı. Şu rafta da birkaç tane klasik var. İsterseniz onları da size göstereyim hemen bir diğer rafa kayıyoruz. Bir diğer kitaplıkta klasikler buraya koymuş olmalı onları. Bu arada bu kitaplık kardeşim düzenlediği için neler de çok emin olamadım. Bir anda böyle video açma isteği geldi. O yüzden size de göstermek istedim. Burada Marquez'den Koleri Günlerinde Aşk Var. Ben Kırmızı Pazartesi'yi okuyup beğenmemiştim maalesef ki. Yani bunu okumayı düşünmüyorum yakın zamanda. Burada yine Dostoyevski'den İnsancıklar kitabı var. Can yayınlarından aldı. Galiba Hasan Ali Yücel'de yok bu İnsancıklar kitabı. Yazarın ilk kitabı mıydı? Öyle hatırlıyorum ama umarım doğru hatırlıyorumdur. Yine Dostoyevski'den Amcanın Düşük kitabı var burada burada yine şeker portakalı var bunu da göstereyim hayvan çiftliği var bu benim kitabım okuyup çok beğenmiştim kardeşim okuması için ısrar ediyorum ama bir türlü almadı yine burada unomuda'dan bunu yeni almıştık üç örnek öykü ve bir önsöz bu da can yayınlarının kısa klasiklerinden olmalı gerçekten kapak tasarım falan çok güzel burada da ren yayınlarının klasik kitapları var savaş sanatı var şöyle Babaya mektup bunu da okuyup çok sevmiştim. Bir dilin hatıra defteri yine bunu da çok sevmiştim. İnsan neyle yaşar? Bunu da sevmiştim. Genç Vartır'ın acıları. Bunların hepsini okumuşum. Kendine ait bir oda bunu okumadım. Burada kitaplık da bu şekildeydi. Burada da şunları da göstereyim hemen. Vişne bahçesi var Anten Çayalı'dan. Satranç yine en sevdiğim klasik. Doktor Oksun deneyi. Bunu da çok bunu okumadım pardon. Satrancı da çok sevmiştim. Başka da klasik kitap yok galiba. E, bu kadardı.